Yeni bloğumuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saat kaç? Saat 6:30. İşte bir yarım saat sonra falan çıkacağız. Allah nasip ederse. Evet. Karanlık. Aa, ve yağmur çiseliyor. Şöyle şapkamı takayım. Hey, orada bir şeyler arıyor köpüş. Şöyle şapkamı takayım. Şimdi ben neden çıktım biliyor musunuz? Geçen gün ablam Beban, hatta ben acı badem sütünü kullanıyordum onun. Bayağı bir süre kullandım. Hatta biraz var bile evde şişemde ama artık o bozulmuştur. Belki de atmışımdır. Çok severim. Çok eski bir marka, bilirsiniz Beba. Onun makyaj temizleme bezleri çıkmış. Yani mendilleri. Ablam almış, bana geldiğinde bende kaldıkları akşam onunla temizledi. Makyajını bana da verdi. Ben dedim makyaj yoktu ama yine de sileyim dedim. Ay, böyle yüzüm o kadar yumuşak yaptı ki, böyle herhalde onun içinde o sütünden de var. O onarıcı sütünden de var. Dedim gratis'e geleyim ondan alayım. O bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık. Şundan bahsediyorum ama sanki ablam 70 küsürü aldım dedi. 101 lira. 101 lira. Evet, tam 101 lira. En çok da Nutrijin'le satılmış. Bir de Gritz'in kendi markaları var. Benji var. Bihuiti var. Onlar da 60, 60, 50. Evet, şeyde Nutrijin'inki 156'dan 90. Aa, pardon. Benimki de 101'den 60, 50'ye düşmüş. Süper. Çok güzel ama bunu tavsiye ederim. Bakalım biraz. Ya saçlarım genel olarak ben çok ve spreyleyip sıkı tokuz ya da at kuyruğu yapıyorum. Onun için şu taraftan almıştım. Kumsalın eline geçtire kayboldu. Sanırım bir tane de bundan alayım. Sanırım tek şeyi var. Evet. Krepe fırçası diye geçiyor. Ben bunun önlerini tarıyorum. Daha pürüzsüz topluyor saçımı. Böyle bir tane de bundan alayım. Bu da 99.50'den 45'e düşmüş. Şu tarak kumsal kullanıyor. Bundan çok memnunum. Gerçekten güzel ama hiç acıtmıyor. Naskita'nın. Naskita diye okunuyor sanırım. Hiç saçınızı böyle acıtmadan tarıyorsunuz. Çok güzel açıyor. Neyse, şunları ödeyim ben. Hemen dükkana geçeyim. Evet, dükkanımızı kapattık. Biz Zübeyde abla kaldı. Gidiyoruz bakalım. Önce bir şeye gitmemiz lazım. Kaç gündür makineye kahve alamıyoruz. 41'e uğrayacağız. Oradan kahve, çekirdek kahvemi alacağım. Bir de dünkü vlogumda fark etmişsinizdir. Arabadaydı Sami onları. Hatta elinde getiriyor böyle, fark ettiyseniz. Bordo botlarımı. Onlar çok sıkıyor. Ya orada daha şimdi göstereceğim. Burada ayakkabıcıya gittik, kapalıydı. Hani biraz açabilir misin diyecektik. Kapalıydı o yüzden. Dachman'a doğru mu söylüyorum ben? Dachman'a bir göstereceğim. Olmazsa bir numara büyünü versinler. Hiç giymedim çünkü. Bu böyle tam bilek kısmından böyle sıkıyor. Baskı yapıyor, giyemiyorum. Yağmur başladı. Hadi sizinle hep birlikte yine yolumuzdan geçelim. Herkes de buradan geçmeye çalışıyor. Bakın sağda solda az insan var. Genelde herkes ortada. Niye buradan geçiyor? Ve bu akşam annemler bana gelecekler. Allah nasip ederse her akşam beni kandırıyor. İnşallah bu akşam kandırmaz. Şuradan gidelim mi? Hadi. Ah, Nilgün Toşunuz yine bugün yoğunluktan hiçbir şey çekemedi. Bugün günlerden cumartesi. Yine dükkandayız. Bakın şöylece Sami'ye zarar vermeden şöyle göstereyim. Müşterimizin Swarovski'den, mağazasından aldığı küpesi kırılmış. Tabii onlar ne çelik ne gümüş olduğu için o ürün tamiri mümkün değil. Yani gümüş değil, altın değil. O yüzden tamiri olmuyor. Bijuteri sınıfına giriyor. Taşını da çok beğendiği için şöyle bir küpeyi göstereyim size önce. Bir saniye, Sami kaynağını alsın. Şuradan alabilir miyim? Bakın küpe bu, gördüğünüz gibi. Şöyle nasıl göstereyim? Şöyle bir... Hadi Nilgün Toş. Şöyle bir küpe. Bu küpenin aynısından Sami taşını kullanacak. Yani taşı Swarovski olduğu için müşterimiz atmak istemiyor. Yine bu taşı kullanmak istiyorum diyor. Aynı bu küpeye, benzer bir küpeye Sami'ye yaptırıyor taşını çıkartıp. Aynısını.
Aynısını yani. Şimdi telefonum çalıyor. Annem aradı. Annem bugün bende kek yapıyormuş. Birkaç bir şey sordu. O nerede, bu nerede diye. Şimdi anne bana kesin kızıyordur. Kendi evimde olsam hemen yaparım diye, değil mi Sami? Neyse, bugün çok yoğunduk. Sonrasında yine anlatırım. İşimiz inanılmaz yoğundu. Allah bereket versin. Aa, bakın. O yüzden çok fazla vlog çekemedim. Ablam buradaydı. Kumsal burada hala zaten. Saat 6'ya geliyor zaten. 7 gibi de çıkarız. 41'e uğrarız. Dün yine kahveyi alamadım. Yine uğrayamadık çok acıktığım için. Bugün 41'e gideceğiz. Kahveyi alırız, oradan eve geçeriz. Eve geldim. Diyorum ki, dış kapıyı açtım. Hamdolsun böyle kapıyı açmamla birlikte babamla annem oturuyorlardı. Annem tam oturuyordu yani. Gerçekten koltuğa yeni oturuyordu. Sabah onu ben boğazdan ağrırken bıraktım. Seni çekeyim, gel böyle bu tarafa. Ondan sonra ben yani yemek bile yapma anne, ben gelince bir şeyler yaparız dedim. Şu manzaraya bakın. Babama diyorum ki en güzel yer silme deterjanı bile bir evi anne kadar anne kadar güzel kokutamaz yani. En güzel yer silme deterjanı bile. Kapıyı bir açtım, mis gibi kokuyor. Bunlar şimdi ısırganlı poğaçalar annemin. Ama ne güzel kabarmışlar. Bileğen de orada, ablama da yolla verdim ve uğradılar. Burada da var. Bakın. Ay çok güzel görünüyor ve şuna bakın. Brownie yapmış. Üstünü bile süslemiş. Bu şeyden, Burdur'dan gelen helva. Ondan da kesmiş. Babam seviyor ya. Şimdi masaya hazırlayacağım. Bir şeyleri getirmiş annem. Yemek tabakları. Ay brownie çok güzel. Geçen yaptığın aynısı mı? Hı hı. Ay, evet. Çok güzel. Öykü onun tarifini istiyordu senden. Verdim. Aldı mı? Hı hı. Ellerine sağlık. Bir de pırasa aşı. Aşı mı deniyor işte? Pırasa yemeği. Biz bağcılar aş diyoruz zaten. Pırasa aşı. Pırasa yemeği. Hani bu akşam canlı yayın yapalım mı? Yapalım. Benim de aklıma geldi. Değil mi? Dün vlog var ya. Bugün vlog çekemedim. Şey olsun. Canlı yayın olsun. Hazır bendesin de. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhabalar. Zinet ablamı özleyenler. Günaydın Zinet abla. Bir beni selam verin. Geliyormuşsunuz, soruyormuşsunuz. Çalışıyor, full evet. Çalışıyor, eve gidiyor. Aynı tempo. Aynen, bugün bak fırsat bulduk geldik işte. Allah razı çok olsun. Şükür. Bugün pazar kahvaltısı yapıyoruz hep birlikte. Aytişçim günaydın. Günaydın. Dışarı gidelim dedik ama vallahi dışarıdan güzel olmuş kahvaltı. Ay canım benim. Kahvaltımı hazırladım, şöyle size de göstereyim. Sana özel bir kahvaltı. Evet Aytül, gerçekten annenden çok sana özel. Çünkü Aytül çok yoğun, geceleri hep çalışıyor ya. Ben böyle kahvaltı yapmayalım çok uzun zaman oluyor. Ay canım benim. Sabaha kadar da şey yapıyor, çalışıyor. Gündüz uyuyor, hiçbir aktivitesi kalmıyor Aytül'ün, bir yere gidecek. Zümrüt Hanım, Fatmaya Hanım, Fatma Hanım. Size de günaydın. Günaydın. Dün akşam canlı yayın yaptık. Canlı yayını bir kapattık. 8500 kişi izlemiş canlı yayını. Kapattım, sonra bir saat sonra 9000 oldu. Bir saatte 9000 izlendik, biliyor musunuz? Maşallah. Bundan sonra bir sağımda solumda gezeceğiniz vloglarımda. İzlenmek için. Çok istiyorlar. Ay bütün, Aytül bütün canlı yayında. O teyzeler çok tatlı. Herkes öyle. Ya anneannemi rahmetli anneannemi. Aynen Edile Büdü, ama öyle güzel oldu ki. Edile Büdü'nün Charlie'nin melekleri. Ya. Üç kişi ama. Bir de ben. O da var. Ha o kendini de kattı. Evet. Hadi neyse bekleteyim. Sami de çayları döküyor. Afiyet olsun. Mersi. Saat kaç oldu? 2:15 var. Ah biz sohbet. Daldık gittik. Çiçekleri bu arada yengemlere göstermek için alt kata indirdim. Size de göstereceğim daha önce aldığım, geçen hafta aldığım begonvillerimi. Ama Zinet ablam diyor ki pembeleri çıkart aradan diyor. Ben böyle iki bence renk olsun diye düşündüm. Mor ve pembe. Tek renk daha güzel. Tek mor mu güzel? Evet. Yani tek başına alacaksan öyle al. Tek başına bunlar böyle olsun. O zaman bu pembeler anneme gider. Şu pembeler. Evet. Bu morlar bana kalır. Evet. Bunları yazın bahçeye. Begonvil budur zaten. Hangi renktir? Hayır, begonvil 2 bir de beyaz renk oluyor. Tamam oluyor da benim için begonvil rengi budur. Ha, onu seviyorsun. Ben de onu çok seviyorum. Yani o yüzden onu severim. Daha fazla aldım. Koyu mor olanı mı? Evet. O zaman seni de değiştiririm, öyle alırım sana da. Marmaris'teki havuzun başındaki kaç çeşit vardı? Beyazı, pembesi. Çok ama o taraflarda çok güzel oluyor gerçekten. O iyice artık büyümüş şey gibi olmuş. Gidiyorlar, bu sen kadar tutabildim. İnşallah gelirim, sağ olun, Allah razı olsun elinize. Aytül habire bebiş dünyaya getirtiyor, bebişler evet. Geliyor. Hani Aytül koyuyor musun? Çok koyacaktın, evet, göbek atlarını koyuyorum tabii. Kaç tane koydun? O sayısız. Aytül koydun hep.
Bir sıraydı. Sen bana ben koydum. Ben de herkese benim adımı koydum. Ama ben senin ismini çok beğendim. Herkes beğeniyor koyduğumda. Kızılmış çok. O gelincikler. Çöm de resim çektim. Çöm. O gelincikler benim bahçedeydi de yarısını da çıkarttım, onları da koyacağım. Çocukluğum aklıma geldi. Gelincik. Şundan şey yapıyorduk, bebek yapıyorduk. Evet ya. Şu bir de göbeğini, göbeğini çıkarıyorduk bak şunu. Şu göbeğini çıkarıyorduk. Bundan başını yapıyorduk şuraya. Aa ben hiç bilmiyorum kafasını öyle. Kafasını takıyorduk. Bu da gelin. Kırmızı gelin, beyaz çıkıyordu, beyaz gelin, pembesi çıkıyordu, pembe gelin. Aa ben hiç bilmiyorum bir öyle. Bir sürü bebek. Ama diyorum Zile diyorum Nilgün. Ama benim bu güzel kızımı da bir kere çıkacak. Ay Aylin var ya bu sülalenin en sakin insanı. Melek, bak, teşekkür zaten, ederim. Meleğim benim o. Zaten diyorum ki senin saçların kime benzemiş böyle kıvır kıvır diyorum. Bir de ben sizden değilim, anlayamadınız mı? Bak, biz hepimiz heyecanlı heyecanlı konuşuruz. Aylin sakin. Bu arada Aylin de sağlıkçı. Meyomeli yanında benim. Aylin maşallah başka dağıttık be. Aa çalışıyor mu görünüyorsun Aylin? Ay maşallah. Peki ne görevin ne hastanede? Ya bütün bölümlere veriyorlar. İç hastalıklara, doğumhaneye, ortopediye. Değişiyor yani. Çocuk servisine. Haftada mı, ayda mı ne değişiyor? Oo, Aytül bir tek ebelikte olacak ama bizim Aylin'imiz her şeyde bize bilgi verecek. Yani. Ölenler oluyor, şeyler oluyor. Onların hepsini görüyorsun, tanık oluyorsun. Ay canım benim ya. Bu sakinlik. Bak bu var ya, bu ne fena biliyor musun bak. Bu cadısıyla, bu cadısıyla. Gülüşü bile görmüyor musun? Ne fena bak. Aynen. Komiğime gitti. Ay bak onun sen güzelliğine. Zinet abla cesaretini anlatsana. Hı? Cesaretini anlatsana. Bizden habersiz gitmiş, yüzündeki beni aldırmış. Tabii biz bunu bir hafta 10 gün sonra öğreniyoruz Aytül'le ikimiz. Ay. Sen bize söylemeden nasıl yaptırırsın? Nasıl karar? Sistem varsa hiç tehlikeli bir uygulama değil aldırırsın. Bak hiç tehlikeli bir uygulama değil. Cidden değil ya valla. Acıtıyor mu aldırırken? Lazerle var dondurarak. Var bir devrat tüyü bir şey. Peki buna nasıl karar verdin Aytü? Aylin. Bayağıdır istiyordum. Sonra doktoruna sordun. Sonra geçtim. Köşesinden geçiyordum. Ben sildirme yazıyordu. Ben de girdim. Bak. Ben sildirme. Evde bir haftadır bir yağ görüyorum. Aylin diyorum, bu kantoron yağı ne diyor? Ne yapıyorsun sen buna diyor. Sürme böyle bilmediğin şeyleri. Cildine diyorum şey yapar diyorum. Sivilce yapar diyorum. Yok diyor, beyinleri kaybediyormuş diyor bana. Söylemiyor. Ondan sonra bir hafta sonra ben düşmüş. Ondan sonra ablasına söylüyor. Ablası da tabii. Ayağım panik. Hemen kaldırır. Anne bu ne yapmış? Belini aldırmış. Ondan sonra nasıl belini aldırmış ya? Bayağı aldırdım diyor. Bugün düştü diyor. O kantoron yayını da oraya sürüyordum zaten. Önce düşmesin. Sakin, sakin. Böyle emin adımlarla ilerleyen bir insan. Üç takım aldırttırdı bana. Aynısından. Evet, hayır yani. Farklı rengi yeşili, mavisi. Ama ben çok seviyorum kadife pijamayı. Çok seviyorum. Gidiyoruz. Hadi yolcu ediyorum bakayım. Aa, annem de orada turşu çıkarıyor Zinet ablama. Zinet. Fasulye turşusunu hastayım. Zeytini de al. Ne? Ha zeytin de verdi annem, evet. Hadi hoşça kalın bakalım. Güle güle yengeciğim. Ay kışında buranın şeyi işte. Sana da koyayım. Aynen öyle. Kapı çamuru. Önlerinin çamuru. Köyün çamuru. Bunu ay teşekkür ederim. Zinet ablama. Tamam. Aytül al sen alacağım anneden. Hadi bakalım yine gelin inşallah. Evet, ayağınıza eyle, sağlık. Kabul etsin. Zeytinini çantaya koy da düşüp kırılmasın yavrum. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle yine gelin. Biz teşekkür ederiz. Baba annem süt pişirmişti. Birazınla yoğurt mayaladı. Ondan sonra birazınla doğru sütlaç yapıyor. Zümrüt Sultan. Ses ver ses, vlogdayız. Şimdi taze fasulye pişiriyor. Yazın yaptığı böyle konserve fasulyeleri. Şimdi onu pişiriyor. Biz de Sami ile Brüksel lahanası temizliyoruz. Pardon. Yere düştük. Ben mi düşüyordum sen? Brüksel lahanası temizliyoruz. Bunu da haşlayacağız. Sami öyle seviyor. Sade böyle haşlanmış halde. Ondan sonra taze fasulyemiz var. Dün akşamdan pırasamız var. Ondan sonra Brükseli salata gibi yapacağız. Sütlaç yapıyor annem. Taze fasulye. Çorbamız var evet. Bu kadar. Şimdi yemeklerimizi yapacağız. Allah nasip ederse. Ondan sonra akşamüstü de babam aradı. Babam o kadar gezmeyi seviyor ki arkadaşlar anlatamam. Her pazar illa bir yere gidecek annemle. Aradı. İşte Zümrüt Sultan diyor. Canı sıkılıyorsa bir yerlere gidelim. Halbuki kendi canı sıkılıyor.
Annem diyor ki yo sıkılmıyor diyor, işimi yapıyorum Seyfettin diyor. Neyse biz de Sami ile kahve kaç gündür bir kahve artık bizim şey oldu zaten. Yılan hikayesine döndü, bir kahve alamadık. En sonunda YouTube'da herkes para topluyor, bana kahve alacak. Kaç gündür? 3 gündür kahve alacağız. Kahve alacağız alamadık. Pirincimiz bitmiş. Sonunu sütlece koydu annem. Tamam. Çay alacağız. Öyle eksiklerimiz. Hem markete uğrarız. Aman kameram düşecek. Hem de böyle bir dolanmış oluruz hep birlikte. Annemlerle İzmit'e gideceğiz. Evet ayıkladık. Onu da böyle üst sararmış. Kararmış yapraklarını. Koyacağım şimdi onu ben. Çok az bir suyla kısık ateşten koyuyoruz. Aslında annenin buhar makineleri var biz aldı ama. Aa, benim sizin çatıda duruyor. Ben daha onu kullanmadım. Çatıda duruyor sonra ben indiremem. El koy sen ona. Zaten bize yapıyorsun hani. Şeker alacağız. Ben onları bir not alayım ya alacaklarımızı. Evet. Sen ne yapıyorsun sütlacım? Pirincini mi? Şekerini. 1,5 kaşık un, 1 kaşık nişasta. Ne kadar süte? Vallahi ben 2 göz kararı. 2 kilo vererek. Evet, burada sütlacımız. Burada taze fasulyemiz. Yazdan mis gibi. Sütlacı ben çok seviyorum ama vanilyalı seviyorum. 2 paket koydum. Evet, çok güzel oluyor. Çorbamız var. Pırasadan biraz var. Brüksel lahanası salata var. Evet göğüs sütüyle. Anne bir şey söyleyeyim, bazen görüyorum hazır marketten kutu süt alıp sütlaç yapıyorlar. Hiç alışık değilim, bana tuhaf geliyor. Ne yapsın? Şey abi, olur tabii ki olur, olmaz mı da. Hani bana tuhaf geliyor, ondan sütlaç olmaz gibi geliyor. Alışmamışız diye herhalde. Tamam onu kapatacağım. Ben de şimdi çıkıyorum üst katı süpürmeye. Hadi bakalım. Sonra işlerimizi bitirelim. Akşam üstte gezme vlogunda görüşürüz inşallah. Anne sana kırmızı çok yakışıyor. Şu an fark ettim kapatırken. Şurası da kırmızı, burası. Gerçekten esmere kırmızı yakışır bak hakikaten. Bak yandan ne güzel. Bu tülbentimi ben hiç bağlattırmadan şey yapıyorsun. Çekiyorsun. Hayır hayır. Bak önün açıldı, hemen elimi koydum. Hayır hayır. Böyle sağ kusuruk çekiyorsun. Olsun olsun. Seni öyle doğal seviyorlar. Bu arada benim üstümdeki penyeye bak. Annemin o kadar kıyafetimin arasında, alışverişin arasında bakın. Üstündeki penyeyi, annemin penyesi. Öykü de benim penyelerimi. Böyle bakalım önü dantelli. Öykü de benim penyelerimi seviyor. Kumsal da. Öykü diyor ki anneanne senin penyelerin ne rahat. Aylin de anneannemi senin giyiyormuş biliyor musun? Siz işi biliyorsunuz. Hadi neyse üst katı süpüreyim, işim bitsin. Her yerde her yerde koşarak geldi Sami'ye. Şuradaydı biliyor musun? Ta karşıdaydı. Şuradan bizi görünce koşarak geldi. Hey, mama al bana diyor çıkışta. Ya, şimdi İzmit'e geldik. Kedi çok tatlı yüzü ya. Pasajdaki mi? Evet, yüzü çok güzel. Ne diyordum? Evet, İzmit'e geldik. Önce BİM'e uğrayacağız. Buradan bir alışveriş yapacağız. Annemle babam girdi bile. Ondan sonra 41 AVM'ye geçeceğiz. BİM'de çok durmadık. Hemen eksiklerimizi aldık. Şimdi Ceyhil'e geldik. Oo, bugün de pazar ya Ceyhil, ne kalabalık. Ben böyle kaselere bakmak istiyorum anne. Ben de bakacağım. Anneme elleme. Elleme. İstemiyorum. Ay ne güzel. Baksana anne. Kapının önüne koymaya. Yeşillik gibi. Saksıl. Aa, 3400 liraymış bir saksı. Çok fazla. Niye? Müthiş çocuk sesi var. Sen oraya... Bulursun anneciğim bize. Kase tarafındayız genelde biz. Hani ben kaselerin oraya geçiyorum. Hadi sen de gel. Bak bunlar da ne kadar güzel anne. Bambu kapakları var. 1300 lira. Aa çok güzel. Böyle bakın kase gibi tutma yeri de ahşap. 4 tane böyle yeri var. Böyle rafı da var. Sanırım duvara da asılıyor. Üzeri de böyle şeyli kapaklı. 1300 liraymış. Bir de böyle yuvarlak modeli var. O da 1150 lira. Şu daha pahalı modeli. Efendim? Şunlara bak, ne güzel. Yok be anne. Yumuşacık, güzel olmuş. Ne kadar? Ay 719 lira. Bu paspas gibi bir şey.
kadar çok çeşit var. Kavanoz seti değil mi? Şundan seçili almıştık. Tuzluk diye. Güzel ama bu da kullanışlı. Bak küçüğü var, büyüğü var. Bu da 179 liraymış böyle. Kaşığı da var içinde. Kaliteli. Bunlar da böyle ikili. Üşürdüm sandım. Güzel. Bunlardan. Şunların yuvarlaklarından, karesinden. Bu ne kadarmış? 209 lira. Fırın kabı olarak geçiyormuş. Bak anne, bunların yuvarlaklarından. Aa, güzel ama. Küçücük ama. Şöyle yani. Bak ben de şu nasıl, bunu yuvarlağa mesela. Bu modelleri çok beğeniyorum, böyle bombeli gelenleri. Limonlu. Bak şu da çerez için güzel. Sığ. Aa evet. Bak anne. Bak bunlar çok güzel. Bunlar da sanki Yeşim ablada var. O Yeşim'in bilmiyorum da o aldıkları çok hoşuma gitti. Bu acarın işte. Bunlar güzel oluyor. 84 liraymış. Ama bak şimdi bunu çerez için kullanamazsın. Çok çerez büyük. Ben her ikisi için de kullanayım istiyorum. Şu çok ideal bir boy sanki. Bir bakalım, dur bakalım. Evet, yuvarlaklar sanırım var. Çay atlı o. Hah, o da güzel. Kenarı da gold böyle. Bu da güzelmiş. Evet, ama iki tane kalmış sanırım. Aa, bunu beğendim. Çok güzel. Şu varsa ondadır. Yok yok, bakıyor annem ona. Ondan mı? Değil. Değil, onlarla takım oluyor. Bu o. Bu o zaman bu anne. Sosluk seti diyor. Onlardan ben de alırım. Bunlardan mı? Heh, bu. Bunlar böyle dörtlü mü satılıyor acaba? Yok. Adet fiyatı dedim. 89.90. Evet, bunları beğendim ben. Böyle dörtlü alacağım. Şöyle göstereyim. Bakın. Gold. 6 tane mi alayım, 4 mü alayım? Bilemedim. Şöyle 2 taneyi şöyle tutayım. Anneciğim, her şeyi bütçe, 12'li de alabilirsin yani. Şöyle 2, 4 tane. Bana 4 yeter, yeter. Bana da 4. Burada şeker var. C yılın hemen yanında 41'e geldik. Zaten yürüyerek yan tarafa hemen geçtik. Burada bir şeye uğrayacağım. Ayakkabımı değiştirmem lazım. Biraz dar geldi. İnternetten almıştım onu. Ben ilk defa geçen gün denedim. Onu bir numara büyüğünü alacağım. Ah. Biraz da bakınırız. Ha, Rossmann'dan kahvemi alacağım. Soğuk ama çok güzel. Soğuk. Bu akşam evet, iyice soğumuş. İnsanın yüzüne böyle vuruyor. Evet, 41'e geldik. Son durak Çitlekçi'deyiz. Şöyle birkaç bir şey aldık. Kuru yemişler. Pazar zaten her yer kalabalık. Hiçbir şey çekemedim doğru düzgün size. O kadar kalabalıktı ki. Şu reyonda çalışsam 200 kilo garanti olurum. Yani şu an hepsinden yiyebilirim herhalde. Şunlar bile ne güzel çilekler. İçi çilekli, dışı çikolatalı kocaman. Eve geldik. Vallahi yerleştirmeye başladım ama sonradan aklıma geldi. Yerleştirirken neden çekmiyorum? Şöyle pirinç, çekirdek,
Hatta kahvemi açtım bile, hemen makine dökeceğim. Çok canım çekiyor. 2-3 gündür evde kahve hiç yapmamıştım. Yine bu da Rossmann'dan zaten. Kafe krem. Bunları sizler önermiştiniz bana. İlk makineyi aldığımda bu kafe krem lezzeti çok güzeldi. Hep ondan alıyorum. Bu oda spreyi. Yani inanılmaz güzel bir oda spreyi. Gül Bahçesi Glade'in. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir şişe bitirdim. Hatta Öykü de çok beğendi. Gidince alacağım dedi. Bu nereden gelmiş bilmiyorum. Filiz Çay. Anne bu kabak nereden? Pazarlı'dan. Evet, kabak. Burada benim kaselerim. Bunlar kumsalın siyah maskesi, kalemleri. Buradan marul almış annem. Ondan sonra bu Rossmann poşetiyi de işte boşalttım biraz. Burada eski kaşar. Burada normal kaşar. Burada pişirme kağıdı. Burada süt. Burada limon. Yeşil mercimek. Kırmızı. Renkleri de karıştırdım artık. Kakao. Vanilya kabartma tozu. Tabii. Annemin kaseleri. Bunları açayım. Göstereceğim. Annem bir de şey aldı. Zeytin için. Onu da göstereceğim size. Ondan sonra çitlekçiye uğradık. Burada portakallı çikolata. Burada mısır aromalı cipsi. Bu kahvenin yanına böyle her biri içinde paketli rulokat. Bu fıstık şey çıtır leblebi. Nasıl? Şimdi sana döneceğim. Bu neymiş? Bu patlamış mısır. Yani cim mısır mı deniyor? O işte. Bu annemin sevdiği gofret. Yine çitlekçi bunların hepsi zaten. Ondan sonra biraz kabak çekirdeği. Burada da karışık çerez. Alışverişler bu kadardı galiba. Evet bu kadardı. Ha, bir de işte şey vardı. 5 kiloluk un vardı. Annem onu kovaya boşalttı. Evet 2 kilo tavuk aldı. Onu dolaba koydu. Başka da bir şey açmadık sanırım. Birkaç tane bir şey açtım. Nasıl? Kaşarlar. Üstünü böyle çeksene aşağıdan. Ay etiketi üstünde. Sana ölürüm. Bak orada bandı var, bandı. Şöyle çek, sonra beni diyorsun ki niye şişman yapıyorsun? Böyle çekmiyorsun. Çektirmiyorsun işte, şişman görünemliyim. Ay dedim ya bak şimdi ya. Bak sen içeri yeşillikler içinde çekin ne güzelce. Ben bunu aldım. Ay aşağıdan çekmeyeyim daha kilolu görünüm, çaktırmayın. Evet üzerindeki penyeyi aldı annem Elisava 2'den. 36 beden. En küçük bedenini aldı. Evet. En küçük. L beden. L büyük anneciğim. M. S en küçüğü. X small en küçüğü. Bak bu da böyle çiçek. Bakın annemin X small. İşte şu beden hani sizin de kilonuz 50 kilolardaysa böyle alabilirsiniz. Bakın dur anne odaklamadı. Dur dur kıpırdatma. Göstermesene 4x'ler. Dur 4x'ler değil. X small o X small. Hayır. 4x'ler. 4x'ler. Vallahi 4 değil. Vallahi 4 sus tövbe de. Tövbe. Kaç 4 bu? Tövbe ediyor hemen. 4. 4. Ben hiç öyle hayatımda 4 giymedim. Hep 2 giyiyorum. İşte hayat insana neler yapıyor ya. Hayat. Hayat öyle tokatlar vuruyor ki adama. 4 de giydiriyor, 5 de giydiriyor. Ben de large giymezdim ama. Gerçi ben öyle değil. Ben 56 kiloydum. Ben yine large alırdım. Arkadaşlarım hep dalga geçerdi. Yapma ilgim. Bu kadar bol alma diye. Hala da large'çıyım yani. Evet bu gömleği çok güzel ama. Bu da Yasıva'ya giden. Şöyle bir önünü göster. Böyle. Uzun tunik gibi ama tam mevsimlik bir gömlek. Annemin genelde böyle incecik oluyor penyeleri, şey gömlekleri tam yazlık oluyor. Tam böyle geçiş için. Üzerindekini aldı işte pembe hemen giymiş bile. Bu siyahı bunu aldı. Pembe. Fiyatları ne kadar denli? Kopardın değil mi? Ki. Bakmadım ki. İşte bak. 4x'ler niye oluyor? Ben 4x'ler niye oluyor bir insan arkadaşlar söyleyeyim mi? Yani çalışmıyorsunuz. Mesela Sümrü Sultan gibi. Seyfettin bunları alıyorum diyorsunuz. 4x'ler. Ama Nilgün gibi çalışırsanız her birinin fiyatına bakarak alıyorsunuz. Siz dükkana gidiyorsunuz. İşiniz bitiyor eve gelince. Gerçi kadınların bitmiyor da. Benim bitiyor mu? Ben sen görüyorsun. Ben 5'e kadar evde hiçbir şekilde 5'ten önce iş bitiremiyorum. Sen? O da yapsam daha çok iş var. Ama benim bitiyor mu? Bu güzel mi? Lafı çevirme anne. Benim işim bitiyor mu? Bitmiyor. Peki neden ben ekstra dükkanda da çalışıyorum? Bu adaletsizlik, Seyfettin al bana bunu deyip fiyatına bakmadan alışveriş yapmak. Vallahi, ama Nilgün'ün her bir fiyatı inceleyerek alması. Vallahi Seyfettin. Bu neden biliyor musun?
Parayı sen hiç terlemeden alıyorsun, kazanıyorsun. Vallahi Seyfettin, ne yapayım şimdi, ben aldıysa beni bakacak. Bak bak, bu lafı çok güzel, bunu bir daha söylesin. Seyfettin beni aldıysa bakacak yani, yapacak bir şey yok. Yani almasaydı, yoksa ben... şey, babamın evine gideyim desen gidemezsin, baban yok. Evi de yok. Babamın maaşı kalırdı. Tövbeler olsun. Bak bu kaçmış. 400. Gömleğin 400'müş. Bunlar da sanırım 200'lü bir şeydi. 199 muydu? Öyle bir şeydi penyeleri de. Sen niye babanla aramızı açıyorsun? Önün açılıyor. Sen babamın aramızı... Babam bana diyor ki, alırken diyor ki, alacaksın başka bir şey, alacaksın mı diyeyim. Yeter dedim, tamam. Hadi bakalım. Şimdilik herkese iyi geceler. Ben şuraları şöyle bir toparlayayım. Bakın masanın üzerleri, buraları. Aa, kaselerimizi göstereceğim. Neyse, açayım da size göstereceğim. Diğerlerini yerleştirdim. Bir tek çitlekçiden olan kuru yemişler kaldı. Bunlar da şeylerin kutuları. Kaselerimizin kutuları. Hemen Sami bana bir kahve yaptı. Ben onları yerleştirirken. Ve bugün kim misafirimiz oldu biliyor musunuz? Akmeşe muhtarımız Rahim Varol. Ve Nurten abla. Nurten ablanın soyadı Kocacık değil mi anne? Nurten Kocacık. Buradan çok selamlar. Tam da annem sütlaç yapmıştı. Birlikte sütlaç yedik. Türk kahvesi içtik. Burada masada oturduk. Öyle güzel bir sohbet ettik ki. Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık. Ve bizi bu seçimlere yakın, yani bu dönemde de ikinciyi evimize hediyelerle gelişi. Rahim abinin, biliyorsunuz daha önce size gösterdim ya. İşte böyle telefonlar için kalemler, Türk kahveleri. Ne vardı başka anne, Rahim abinin getirdiği? Çok güzel hediyeler yine getirmişti. Gerçekten içinden geliyor. Yani yaptığı işi o kadar düzgün, o kadar severek, o kadar içten yapıyor ki. Bugün tekrar geldiler. Allah razı olsun. Ellerinde çok da güzel, ağır böyle metal. Şöyle Atatürk'ümüzün silüetiyle böyle bir kitap ayraçı. Yani kitap tutacağı ayraçı değil, pardon. Hani şöyle kitapları dayıyorsunuz, sonunda yıkılmasın diye şöyle koyuyoruz ya, onlardan. Gerçekten tekrar teşekkür ederim. Yani sadece hani görev gibi görse bir kez hediyelerini dağıtır ve kenara çekilebilirdi. Yani öyle bir insan değil zaten. Yani illa böyle en güzelini, en şeyini yapacak elinden gelenin. Tekrar teşekkür ederim Rahim abiye. Bu anlamlı hediyesi bir de. Gerçekten hani insanın hiçbir zaman atmaya elinin varmayacağı bir hediye. Sonra kahvemi içerken şimdi size kaselerimizi gösterelim annemle ama. Biz bunları aldık. Annemle çıktıktan sonra diyoruz ki yok yok, biz onların takımlarını yapalım. Şimdi neleri alacağız anne bunların? Tabaklarını, bir de yuvarlak kaselerini. Servis tabaklarını. Yuvarlak kase nasıl? Ya tamam, servis tabaklarını yuvarlak alacağız. Gerçi bakın şimdi şöyle göstereyim. Annemin bu zeytinlik iki tane böyle aldı yine. Gold. Bu arada biz bunları 84 küsür, 85 diye aldık. Kasaya gidince oradaki bayan dedi ki gold detaylı olanları 100 lira dedi. Bakın şöyle, ama çok beğendim. Hani buna benzer şeyler görüyorum ama bunların kaliteleri çok hoşuma gitti. Şöyle 4 tane ben aldım. 4 tane de annem aldı. 2 tane de şöyle annem zeytinliğini aldı. Şimdi dediğim gibi annemle hedefimiz bunu takım haline getirmek. Böyle kahvaltılarda, çerez içinde kullanabiliriz. Markasını da göstereyim diyeceğim ama bunda barkod var. Evet, şöyle barkodu denk gelmeyen yok mu? Şöyle. Çok güzel, çok beğendim. İnşallah güzel günlerde kullanırız. Sizler de beğenirsiniz. Ben şimdi günlerdir hasret olduğum bir kahvemi içeceğim. Sonra işte duş faslı, dinlenme, çay demledim bu arada. Çay servisi derken artık dinlenmeye geçeriz. Yarın görüşürüz inşallah. Yarın annem bizimle birlikte İzmit'e gelecek. Yarın da vloguma devam ederim. Şimdilik herkese Rabbim rahatlık versin diyorum. İyi geceler. Günaydın arkadaşlar. İzmit'e geldim. Bakın İzmit sokaklarında kimi buldum. Gezmeye geldim. Ay bu koku ne böyle? Yerleri çok ıslatmışlar galiba. Allah ondan. Yardımcısı olsun. Evet, çekelim Eslem Lina. Tanıyor muyuz seni? Hayır, tanımıyorum. Derince'de oturuyor. Derince'de oturuyor. Şöyle göstereyim IBAN'ını. Kocaeli'de yaptı. Şöyle. Ay. Şunun güzelliğine bakın. Teşekkür ederim.
Hadi bakalım. Zümrüt Sultan. Aa, kalpli yol toplanmış. Bak diyecektim ki şöyle bir kalpli yoldan yürü. Bizi izleyenlere kalp gönderiyor. Kalp istiyorlar. Canlı yayında kalp istiyorlar evet, yani. Gönderdi. En büyüğünden. Burası nasıl güzel. Yoldu böyle bunlar. Bak bugün toplanıyorlar. Sabah yine bir... Ben geliyorum diye yol açıyorlar. Sabah yine bir yan çizdi annem ama... Ay gelmesem mi ben... Bu rahatsızlık bu... Grip yani. Grip mi neyseydi. Grip değil o herhalde ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. İnan grip anneciğim ne değil. İki gündür gene nasıl halsizim. İşte kolay geçmiyor. Çok zor geçiyor. Ben hala gripim geçti hala öksürük. Hayret ama bunları bir 15-20 gün toplamazlar normalde. Nasıl toplamışlar? Ben şimdi gireyim oraya da sanki dükkana bunu... Sen nereye gireceksin anam? Yalnız gezeceğim orayı da. Nereye gezeceksin? Dükkanı. Nereye? Ne o bilmiyorum ki ben evi diye mi ne o? Evi dekoru. Anne birlikte gideceğiz. Gene gideriz sonra. Ben şimdi böyle bir gezişeceğim orada. Ha, bir tek başına böyle bir İzmit günlüğü yapacak. Bak. Belki senin yanında karar veremiyor. Niye? Ben sana psikolojik baskı mı yapıyorum? Hadi bakalım git. Bu ne böyle? Bu da koca kalp bak. Bu balon. İşte sevgiler günü için koymuşlar. Mehmet abiye buradan Türk kahvesi söylemeye geldim. Sesimi duymuş nasıl koşarak geliyor biliyor musunuz? Nasıl koşuyor benim pembe burunlum. Şuradan koşarak geliyor bana. Kızım benim. Kızım günaydın. Özleştik mi iki gündür? Şey bir gündür. Pazar girdi araya. Sev beni diyor. Oh yemin ediyorum ki içime sokacağım. Serdal abi böyle sanki yoruluyor ha. Yerde mi versen? Yerde. Kendi kalkıyor, ben bir şey yapamıyorum. Kendi heyecanlanıyor. Evet ama silah sesine benziyor. Tırnaklı çok uzamış ya. Dur bırak. Şimdi mi gitmemi istiyorsun? Evet, hemen git bak. Bak. Gözleri içi gülüyor biliyor musun? Hızlı da böyle. Ya var ya bak hüzünlü hayvan o kadar belli oluyor ki. Biz bu sabah barınaktan biraz beriye uğradık. Böyle annem ısırganlı poğaçalar yapmıştı tamam mı? Onlardan biraz koydum poşete onlara verdim. Arkamızdan bir tanesi koştu Serdal abi arabanın. Ama o kadar çok koştuk en sonunda yolun sonunda böyle bakıyor. Baka kaldı bizim arabaya. Sanki baklava yiyor. Ama bu da şey ha. Bitti yok. Bak. Sincap. Benim bir tane daha. Yok yeter. Sonra ver. Sıyır bence onu. Bitti mi? Yok sıyırdım. Bitti. Ya baksana şu tamam. Yeter bir tane. Akşamüstü yeter bir tane daha. Ne yapacağız şimdi böyle? Gelirken evi dekora girdi. Ben dükkana geldim. 6 tane çorba kasesi almış. Aa doymadı diyor ki hadi yürü diyor. Biraz daha kavanoz göstereceğim sana. Birkaç bir şey daha beğendim niye diyor. Niye çorba kasesi kahvaltılık olmaz mı? Olmaz o. O çorba. Ne koyarsan o olur. Olmaz. Çorba olur. O çorba. Sütlaç olur. Ama kahvaltıda mesela sen işkembe yapıyorsun, kelle paça yapıyorsun. He. Onları koyabilirsin yani. Çorba için. Ha peynir zeytin koyamam. Olmaz ama. Aşkım. Ay domates. Canımın içi benim ya. Ben koyarım vallahi ne istersen. Olmaz. O çorba kasesi. Şimdi neye bakacağız? Yani tezgah üstünde baharat seti var annemin. Şimdi dolap içindeki baharatlıkları var ya böyle nanesi bilmem nesi böyle yedekleri. Başka daha şeyler de var. Ha, daha varmış şimdi. Tamam hadi. Sustum o zaman. Gidince göreceğiz bakalım. Aa güzel anne. Hı-hı. Şöyle bir kapat göstereyim. Bak ne güzel kapacağız. Ama cam 14 liraya çok uygun. İndirim değil mi şimdi? Evet. Tamam bunlardan evet. Bir 10 tane al ama anne. Çok güzel şey de vakumu da güzel. İçi böyle silikonlu. Kamerayı kapatayım o zaman. Şimdi bu kaselerden böyle. Bak bunlar güzel ortaya ama ben sana 2 tane böyle vermiştim. Patates falan koymak için. Ben de şeklini unuttum. Bak şu güzel anne. Böyle kahvaltıya kombinlemeye bak. Onu aldım ya. Bak bu üçlü böyle. Ama kenarları yaldızlı olsa öbürlerine takım olacak. Olmuyor işte. Aa bak benim beğendiklerim de onlar. Ya işte onu diyorum. Heh, benim beğendiklerim bunlar. Bu da mı 50?
Bakarız şimdi, gel. Aa, ben de bu yuvarlakları beğeniyorum. Ama bunlardan 220 lira tanesi. Efendim? Bunlardan var benim. Şunlar nasıl? 25. Güzel ama yok. Senin takım olmaz o. Bir de şunu alayım o zaman. Başka yeter. Onu al. Üçlü bölmeli ya. Buna ne konacak? Ne istersen mesela soslarını koyabilirsin. Ne istersen onu koyabilirsin. Peynir. Onlar da konur. Tabii tabii. Şimdi çıktık. Annemi zor ikna ettik. Yemek yemeye gidelim diyoruz. Diyor ki niye diyor benim kendinizi diyor masrafa sokuyorsunuz diyor. Simit alın, bana simit yiyeceğim diyor. Yani. Sana ben simit yedirir miyim? Ben sen her gün sen her ben gün bize çeşit çeşit yemekler yap. Çarşıya geldiğinde 40 yılda bir ben ona yemek ısmarlamayayım. Olur mu değil mi? Olmaz, ben ısmarlayayım. Oldu canım. O ısmarlayacakmış. Şimdi gidiyoruz. Bak, yemeğimizi yiyelim. Pişkin simit de, simit de alırız ama akşamüstü alırız. Arasına koy peynir. Çayla ye. Ne istiyorsun ama sen? Krep balık var, tavası ben de. Diyor. Ben de var. Kare 330 lira. 28 santim kare. Bunlar tencere. Bak şöyle var. 200 lira. Sen bana iki tane aldın ya. Dışı da gri. Gerçekten çok güzel. Benimki bu. Bak bak. Ben sana tencere ısmarlayınca bunu al bana. Tamam bugün alalım. Şimdi değil. Bak şimdi. Bak şimdi ya. Sen tencere almanın da sırası. Ben sırası. Bunlar da var böyle değişik. Bak onlar da güzelmiş yani 25 liraya. Ama şunlar düşüyor. Ha plastik onlar. Mika. Mika. Bak şöyle şeyler var. Anne böyle bardaklara nasıl kızıyor biliyor musunuz? Aa bak. 12'li kase 300 lira. Var bende. Onları beğenemedi. Bak ben de şunu beğendim. Aa 750 lira inmiş. Bak şu ne kadar güzel anne. Her mevsimde giyilebilecek bir şey böyle. Güzel bir şey mi? Babana inmez. İçi de bak nasıl? Ha bak baban şöyle seviyor. İçi de böyle tüylü. Gel bakalım soralım. Sami babama mont bakacakmış anne. Beden mi 5? 5 mi burada? Güzelmiş. Yok. Bu small beden. En küçük o beden. Daha küçük anne. Babama bu alttaki güzel olabilir. Ne kadar demişiz fiyat? Kaçtan kaç? 1000 lira indi. 1000 lira indi. 2000. 2300. 2000'den 1000 liraya inmiş. Şey bak şurada ne güzel bir şeyleri var ha. Yan cebi var, telefonu falan ara, koymaya. Ara. Hadi görüntülü arıyoruz şimdi babamı. Günler diliyorum herkese. Ya bu kadar resmi. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Hayır yeni vlogumuz bitmek üzere Sami. Yeni vlogumuzun sonuna hoş geldiniz. Şimdi şeye gidiyorduk aşağıda bitmek restoran. Bitmek üzere olan vlogumuz. Evet restoran gibi böyle bir. Restoran orası esnaf lokantası değil sanırım. Yok değil. İşte oraya gidiyorduk sonra annem de dedi ki sulu yemeğin ben alasını yaparım diyor. Lahmacun görünce dayanamaz annem de çok sever biliyorum. Hacı olun lahmacun böyle ince oluyor hamuru. Güzel oluyor. Hacı olundayız. Şimdi lahmacun söyledik. Arkada da yapılıyor bakın. Anne burası benim lise arkadaşım biliyor musun? Mustafa. Onların da. Yemeğimizi yedik. Birer de tatlı yedik üstüne. Şimdi anneme elbise beğeniyoruz. Hep şuradan alıyoruz ya Duygu Kumaş'ın. Karşısında şöyle bir beyefendi var. Hep elbise. İşte yazın yazlık elbiseler. Böyle anne elbiseleri. Böyle ev elbiseleri. Bu tarz satıyor yıllardır. Bilirler zaten İzmitliler. Bak bunun da güzel. Lacivertli. Şöyle deseni pamuklu. 250 lira mı dedi anne? Anne 250 lira mı dedi? Özel. Annem arkadaşını gördü galiba. Ne yapıyor oldu kız? Vallahi ben nasıl bir seni tanıdım vallahi. Ben bizim dükkanda şey yaptım. Ay kız. İna kesesinden tanıdım. Ya. Vallahi. Ne yapacaksın? İyiyim ya. Sen nasılsın? Ay Zümrüt. Yıldız arkadaşın mı? Çekiyorum size ama. Aileden. Aile mi? Merhaba. Sen yine bedenine bak da annem çok yıllar önceki komşusunu gördü. Gençliğime daha, gittim diyor. Daha var ya. Nilgün. Nilgün ne kadardı orada? 1-1,5 yaşındaydı. O yüzden beni hatırlamıyor. Fatma olsa hatırlarım da diyor. Diyor. Anne bu sana olur. X small zaten. En küçük beden ya olur.
Bol gelirse de küçültürüz. Daralttırırız. Hayatım da yüzüne küçültmeye rastlamam. Ay anne ne? Aşk olsun sen beni yerden yere vuruyorsun. Ama olur mu ben ha, diyorum ki. Adam. Ben diyorum ki sana ikisi mol al diyorum. Kötü bir şey değil mi ki? Öylesin sen. Adapazarı'nda bir terzi var anne. Kilolu bayanların terzisi. Etiketlerine hep 100 kiloya bile small basıyormuş biliyor musun? Şimdi Bülent Bey geldi. Burada görüyorsunuz valizini. Onlar Sami ile camiye gittiler. Sen aç valiz dedi. Açtı bana. İstediğin gibi bak dedi. Şimdi ilk önce böyle birebir elmas görüntüsünde olanlara bakalım. Bunlar böyle kolye uçları. Zinciriyle birlikte. Ben şimdi şunu ters kapatayım bunu. Seçtiklerimi koyayım. Bunlar yüzükler. Yüzüklere bakabiliriz. Şimdi açacağım. Şu mu? Evet, elmas gibi aile. Sami onu parlattı. Annem oltu taşından böyle kalp yüzük yaptırmıştı Sami'ye. Bugün tekrar böyle altın kaplattı. Çok güzel. Bunları bir dökelim. Ondan sonra bu setleri dökeriz. Şöyle yapalım o zaman. Anne bunu bir tutar mısın? Evet getir bana getir getir. Buraya dökeceğim şimdi onları. Evet. Yeni bir heyecan benim içinde. Zaten gözüm alışık artık. O kadar hızlı seçebiliyorum ki radar gibi. Bak şimdi şu çok güzel bir dakika. Şu ne kadar güzel. Şöyle üç gözlü. Tek bu hiç modası geçmeyen bir yüzük. Bak şu da çok güzel. Bu da şöyle beş taş gibi. Yine elmas modelinde. Gümüş bunlar. Sekiz ayar kaplılar. Ay bu ne kadar kibarmış. Bak şu, şu. Bakayım. Bu da güzel. Şu daha güzel. Şöyle göstereyim. Ondan sonra bu yine başka bir model. Ondan sonra bu da böyle tek taş gibi damla şeklinde. Bunların hepsinin takımları da oluyor. Ama odaklayamıyoruz yine. Arkada çok var ya. Onları da odaklıyor. Şöyle. Neyse ben bakayım birazcık. Vallahi sandalyeyi dışarıya çıkarttım. İçeride ışık patlaması var diye. Şöyle gümüş rengi olanları aldıklarım toptancıdan size böyle hızlıca birazcık göstereyim dedim. Bunlar yine diğerleri gibi gümüş ama yani kaplaması roz ya da altın rengi değil. Normal klasik beyaz altın gibi pırlanta görünümlü su yolları zaten. Şöyle yapayım ya bu kameraya niye ha? Şöyle bakın boy boy incelikleri yani. İşte daha kalın, daha incesi. Şöyle su yolu bileklikler ve bu da bunu çok beğendim. Su yolları zaten yani her zaman kombinlerde de güzel. Şöyle kalp şeklinde bakın Swarovski taşı var. Şöyle bileklik. Ondan sonra buyurun Serdar Bey. Ondan sonra şu. Aa, bunu da böyle göstereceğim. Ayakta gösterirsem netliyor. Bunlar da böyle tam tur yüzükler. Her boy ölçüsü var. Çünkü bunlarda ölçü almak zorundayız. Bunlar ayarlanmıyor. Yani kim ne numara kullanıyorsa direkt o numarasını veriyoruz. Böyle bakın her yeri taşlı. Şöyle gösterebilirim mi? Şöyle tam tur yüzükler. Bu bir boyu. Bunlar özellikle su yollarında da çok güzel oluyor. Sırf taşlı olduğu için. Şu bilekliklerde de güzel oluyor. Bir de yine bunda da her ölçü var ama bunlar tek tek paketlerde. Bunun da tek bir pakette değil. Şöyle mesela bu kaçmış? 19 numara. Şöyle göstereyim. Bu da daha incesi. Elimi koyayım şöyle. Netlesin, odaklasın. Bakın bu da daha ince su yolu. Yüzü çok kibar ama bunlar aynı pırlanta gibi. Onun dışında şöyle bir pembe yüzük. Bakın pembe kuvars. Ondan sonra şöyle az az göstereyim. Çünkü hepsini gösterirsem zaman yetmez. Olmazsa yarın açınca. Bu da kalp bakın. Pembe kuvars yani aşk taşında kalp şeklinde gümüş yüzük.
Sonra bunlar klasik böyle pırlanta modelinde 5 taş yüzükler, gümüş. Size her ne kadar karanlık görünse de yine böyle kalkmam gerekiyor sanırım. Şöyle 5 taş ve bunun çeşitleri var burada. Tek taşlar yine. Şöyle açık var mıydı bir tane? Şöyle açık var bu boyu. Şöyle takayım hatta. Ellerimde var ya soğuktan öyle bir kurudu ki. Bakın şöyle. Tek taşlar. Bunun da her boyu var. Yani birkaç boyu var. En küçükten böyle büyüğe kadar. Bu en büyük boyu şu an için. Yani bu modellerde. Şunu çok beğendim. Bunu da takayım elime. Şöyle göstereyim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bunların hepsinin taşı Swarovski taş kullanımı. Ve şunu şu alttan açık biliyor musunuz? İstediğiniz parmağınıza göre ayarlıyorsunuz. Şu serçe parmağımdakini. Yine hepsi gümüş. Bu da yine tek taş. Kenarında da taşı var kollarının. Şöyle. Birebir zenin modeli. Pırlantanın modeli. Şöyle hem taş hem yine ayağa kalkayım. Neyse şunu açayım ben bir dakika. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın bu da 5 taş ama böyle kenarlarında da minicik minicik taşları var. Ben bunları size en güzeli yarın Allah nasip ederse. Ay çok da üşüdüm. Yarın tek tek açtıktan sonra böyle elimde gösteririm. Zaten çoğu. Bu da safir. Safir kalp. Bak şimdi göstermeyeceğim diyorum yine dayanamıyorum. Kalp şeklinde safir taş ve etrafında beyaz taşı var ve yüzüğün kolunda da beyaz taşları var. Neyse dediğim gibi yarın ben size bunları güzelce gösteririm ve diğerlerini de gösteririm. Ay o kadar güldüm ki şimdi vlogumun montajını yapıyordum. Ondan sonra da yüzükler, yeni yüzükleri biraz size gösterdim ya. Sonra annem bu arada ayaklarına huzursuz sendrom geldi. Yine ayak huzursuzluğu geldi. Allah Allah annem yok, sağda solda bakınıyorum, pasajın ortasında da yok. Nerede diyorum. Meğer inmiş Fethiye Caddesi'nden böyle yürümeye, azıcık ayakları açılsın hani. O sendrom gelince yürüyüş çok iyi geliyor. Ha. Sonra anne bu büyük kuyumcuya gittin, ne oldu? Vitrine bakıyormuş. Vitrine bakıyorum böyle ayakta gezineyim diye. Geldi bir tane böyle 30-35 yaşlarında biri. Buyur anneciğim dedi, ne bakıyorsun dedi. Bileziklere bakıyorum dedim. Yer mi sattın dedi. Hı. Ondan sonra yok dedim, yer satmadım, çiftlik sattım dedi. Kaç tane dedim, ne düşünüyorsun dedi. Şunlardan dedim 20-25 dedim. 5 bir kıza, 5 bir kıza. Beş. Sorduğu bileziklerin de tanesi 100 bin liralık. 180. 180 ha, bin. 180 çok güzel, böyle kalın çok güzel. Ondan sonra 5 de torunlara dedim, 5 tane de bana kalsa yeter dedim. Gel dedi bir şeyler ısmarlayayım, bir şeyler ye, gel içeri dedim. Ya anne çok beni. Yok dedim, ben şimdi almayacağım dedim. Aldığım zaman ısmarlarsın dedim. Eşim yarın gelecek dedim. Şimdi yolda geliyor dedim. Yarın alacağız onları dedim. Beklerim bak anne, kaçta gelirsiniz dedi. Sonra dedim. Şaka dedin değil mi? Demedim. Demedin mi? Ay anne ben dedin sanıyorum, Allah iyiliğini versin. Diyecektim de o da içeri girmeseydi diyecektim. Ay çok güldüm, gözümden yaş geldi. Neyse sen, bu müşterim de bekliyor bu arada, tamirini vereceğim, hoş geldin. Arkadaş yabancı değil de burada hemen Vodafone'da çalışıyor, onu da yüzüğünü ayarladık. Sen vlogumu kapat hemen, ben bunu da ekleyeyim anne, bu akşama yükleyelim Allah nasip ederse. Ne diyeyim, herkese sağlıklı, huzurlu, bereketli, mutlu günler. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Buluşalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yorumlarda buluşalım.